Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğumuz Dell marka laptopumuzun tanıtımını ve FreeDOS olan cihazımızın kurulumunu yapacağız. Cihazımızın modeli Latitude 3590, i5 işlemcili 8. nesil bir laptop, Dell marka. 512 GB SSD hard diski, 16 GB RAM'i, ekstradan 1 GB da hard diski olan bir cihaz. 4 GB ekran kartı var. 16 GB RAM'i dediğim gibi. Yaklaşık olarak 7,5-8 milyar arası değişiyor internet sitelerinden. Cihazın tek bir handikapı CD-ROM'unun olmaması. CD-ROM'u yok. Şu andaki piyasa fiyatlarına göre biraz yüksek gibi görünse de Dell markası değecek bir marka bu fiyata. Şimdi FreeDOS kurulumunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Elimizde CD-ROM olmadığı için CD üzerinden değil de Flash üzerinden FreeDOS kurulumunu yapacağız. Bir deneyelim. Flash'ımızı takıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızı açtık. Bilgisayarımızı açtıktan sonra zaten bilgisayarımız bizi yönlendirecek. Direkt boot menü olarak açıldı cihazımız. Bize Flash'ımızda Windows 7 ve Windows 10'un 64 bit kurulumu olduğunu söylüyor. Biz Windows 10 64 biti kurmak istiyoruz cihazımıza. Seçimimizi yapıyoruz. Kurulum yapıldıktan sonra belirli bir süre geçtikten sonra SSD disk olduğu için format atması çok hızlı arkadaşlar. İlk başta Windows'un ekranı geliyor. İşte yükleme dilini, para birimini, klavyeyi falan seçiyoruz. Q klavyeyi kullanacağımız için biz ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Kurulum başlıyor. Lisansı bir tane Windows'un kendine özgü bir lisans kabuliyeti var. Bunu kabul ediyorum. İleri diyorum. İsterseniz direkt yükleyebilirsiniz ama ben özel seçenekleri seçmek istiyorum. Özel yazılım Windows yükle diyorum. Harici diskimiz geldi. Bunu ilk önce yeni deyip tümünü, hepsini uygula diyorum. Tüm diski biçimlendiriyorum. İsterseniz siz bunu 2'ye 3'e de bölebilirsiniz. Bunu kendi otomatik olarak sistem belli olarak ayırıyor 2-3'e. Bizi bunlar ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan şu birinci seçim olduğu C diye adlandırıldığımız yer. Buraya Windows'umuzu kurumuna başlıyoruz. Normal Windows kurumundan çok daha hızlı olacak. Çünkü SSD disk olduğu için arkadaşlar güncelleme dosyalarını da yüklüyor şu anda. Windows'un teker teker dosyalarını aktarıyor buradan. Yaklaşık yarım saat süren bir normal harici hard disk, normal HDD disklerde yarım saat süren işlem şu anda yaklaşık bir 6-7 dakikada, 6-7 dakika bile sürmedi diyebilirim. Şu anda format işlemimiz bitti. Yeniden başlatmamızı istiyor bizden sistem. İstersek başlatırız. Normal zaten standart ekran. Biraz sonra zaten format atıldıktan sonra bilgisayarın ne kadar hızlı kapanıp ne kadar hızlı açıldığını da size göstereceğim. Bilgisayar güzel. Yani bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Daha önce Lenovo marka laptopların tanıtımlarını yapmıştık. Şu anda hazırlıkları yapıyor. Dell kendi özelliklerini şu anda arka planda kurmaya çalışıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. FreeDOS alınan laptopları korkmayın, alın. Çünkü yaklaşık olarak bu laptopu örnek veriyorum 7000 liraya aldınız. FreeDOS diye satılan laptop bu. Bunun Windows yüklü olanı emin olun 7700, 7800'e almak zorunda kalacaksınız. En az bir 700-800 lira zararla. Gerek yok. Sadece ufak bir flash'a Windows 10 ya da Windows 7 kurarak, bunun kurulumu ile ilgili de internette bir dünya nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler var. Bunu yapabilirsiniz. 16 GB, 32 GB flashlara çok düzenli olarak kurulabilecek bir sistem. Boşu boşuna bilgisayarcıya para vermeyin derim ben. Yine sizin tercihiniz tabii ki. Yazık. Onun yerine 700-800 liraya bir tane kendinize harici hard disk alırsınız. Ekstradan bilgisayarın az olduğunu düşünürseniz. Bilgisayarımız kuruldu. Ben bu adımı atlamak istiyorum. Çünkü kablolu internet kullanacağım biraz sonra. Bu adımı atladım. Lütfen geçerli Windows diliyle eşleşen bir metin okuma sesi yükleyin. Cihaz akıllı bir cihaz. Cihaz akıllı bir cihaz olduğu için bize Türkçe desteği de var. Bu adımı atladım ben. Hızlı ayarları kullan düğme. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Hiç kurmayı bilmiyorsanız bile size sistem zaten nasıl kurmanız gerektiğini bilgi veriyor. Microsoft hesabı pencere. Kullanıcı adı düzenle. Kullanıcı adını. Evet, kullanıcı adını girdik. Kendi ismimizi. Ekran okuyucusu ayarları pencere. Bir tuşu tuşun adını dinlemek için klavyede söz konusu tuşa basın. Ekran okuyucusu komutlarının tamamını gözden geçirmek için Caps Lock F1 tuşlarına basın. Seçenekler arasında gezinmek için sekme tuşuna basın. Ekran okuyucusundan çıkmak için Caps Lock Escape tuşlarına basın. Akıllı bilgisayar sizi yönlendiriyor zaten. Nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler sunuyor size. Nasıl kurulacağı ile ilgili bize bilgi veriyor. Türkçe dil desteği de var. Windows kurulumuz bitti arkadaşlar şu anda. En son bize seçenek olarak dedi ki şunu söylüyor. Ekran okuyucu olarak adlandırılan özelliğini Dell'de Türkçe dil desteği yoksa kurulum yapınız diyor. Bizim bunu yapmamıza gerek yok. Zaten Türkçe dil desteği olduğu için bizim aldığımız cihazda herhangi bir problem yok şu anda. Kurulumumuzu yaptık, bitirdik. Varsayılan tarayıcı seçimi iletişim kutusu. Varsayılan tarayıcınızı değiştirmek. Varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için nasıl yapmamız gerektiğini söylüyor. Evet derseniz burada Windows etkeni varsayılan tarayıcı olarak adlandıracak. Biz bunu istemiyoruz. Hayır diyoruz. Arkadaşlar format işlemimiz bittikten sonra Driver Pack programıyla bilgisayarımızı Windows'un genelde bütün bilgisayardaki güncellemeleri yapıyor. Arkadaşlar kurulumumuz bittikten sonra Driver Pack programıyla eksik kalan driverlarımızı bulmaya çalışacağız. Genelde kontrol ettiğimizde driverların hepsi yüklü ama gene Driver Pack'te 6 tane kurulmayan driver'ın olduğunu söylüyor bize. Kontrol edelim. Bu arada şunu fark ettik programı kullandığımızda, bilgisayarı kullandığımızda Touchpad tuşu aynı zamanda dokunmatik özelliği taşıyor arkadaşlar. İlk başta anlamamıştım ben bunu ama tek tıkladığınız zaman da dokunmatik sanki burası bir telefon ekranıymış gibi şey yapıyor. Dokunmatik ekran özelliği sağlıyor. Bakın mesela tıkladım. Dokunmatik ekran özelliği taşıyor. Bilginiz olsun. Bu da bu özellikle değişik, güzel bir özellik. Kapatıp açılabiliyordur büyük olasılıkla. Şimdi geriye kalan tüm programlarımızı kurmaya çalışacağız. Ben bunların kurulmasını istemiyorum. Driver Pack programında. Benim için önemli olan yazılımları bunlar. Bunların zaten kurulumlarını yapmasını isteyeceğim sadece. Kurulumlarını başlatıyoruz. Arkadaşlar gerekli olan driverlarımızı kurduktan sonra Office 2007 programımızı kurmaya çalışıyorum. Elimizde lisanslı olarak bu var diye. Şuradan ilk önce bir serialını alayım ben. Şuradan. Bunu kopyalıyorum serialine. Elimde var olan serial. Serialını kopyaladıktan sonra seriali, kopyalamış olduğumuz seriali Microsoft Office'in üzerine yapıştırıyoruz. Devam diyoruz sonra. Kullanım koşullarını kabul ediyoruz. Şu anda Windows 7'yi. Şimdi yükle derseniz tüm Windows 7 Office 2007'yi yükler. Özelleştir derseniz istediklerinizi yükler. Biz tümünü istiyoruz. Çünkü yeri geliyor biz buradan Access falan da kullanacağız bu bilgisayardan. Şu anda Office'i kurulumuna başladı arkadaşlar. Arkadaşlar kurulumumuz oldu. Bilgisayarımızı internete bağladık. Herhangi bir problem yok. Bilgisayarımız gayet iyi çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler. Hoşça kalın.